senaryo bakar mısın? Sanki bunda bir şey eksik gibi. Baksana. Ben böyle durumlarda eskizi doğruca çöpe atarım. Üzerinde düşünüp zaman kaybetmem. Eksikse olmamış demektir zaten. Vallahi süpersin. Ha, bu arada kumaşlar için beklediğimiz mail geldi. Her şey yolundaymış. Harika. Zamanında teslimat yapabilecekler. Harika. Fabrikaya çağırıyorlar. Gönderilen çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi istiyorlar. Ayla nerede ya? Benimle gelsin o. Ayla nakış atölyesine gitti. Akşama yetişirsem uğrarım dedi. Ya da oradan direkt eve geçecekmiş. Enver Bey de toplantıda. Hay Allah ya. Gümüş Hanım, ben buradayım. İsterseniz size zevkle eşlik edebilirim. Estağfurullah, ne demek? Hem bu bahaneyle fabrikayı da görmüş olurum. İyi, hadi gidelim. Buyurun. O zaman. Anlatsana, ben gittikten sonra ne yaptınız? Ne yapalım? Fatih içmeye devam etti. Biz de onun hallerini gülmeye devam ettik. Engel olamadınız mı yani? Zaten zizuruna sarhoştu. Nasıl hay engel olalım? Ya. Bu gece yılbaşı. Kimse beni tutamaz diye diretince çaresiz teslim olduk. Zaten daha ben geldiğimde uçmuştu. Herif telefonu alıp boğaza attı ya. Hala aklıma geldikçe gülüyorum ha. Kızım kapat şunu. Kapatmıyor musun? Al o zaman. Hop, telefon boğazın karanlık sularına. Öylece kala kaldım. Yalnız bir şey söyleyeyim. Harika bir geceydi. Çok eğlendim. Çok iyi geldi. Gerçi olan senin telefonun oldu ama neyse. Sorma, şahane bir geceydi bence de. Ama beni buraya gecenin devamını dinlemek için çağırmadın herhalde. Hanımefendi, doğru bildiniz. Önce bir durun, karnımızı doyuralım. Öyle olsun. Hı? Bakalım. Evet, gelelim asıl meselemize. Gelelim bakalım. Zeynep, aslında seninle hiç konuşmak istiyorum. Öyle mi? Evet. Uzun zamandır düşünüyordum. Sonra seninle de tekrar karşılaşınca neden olmasın dedim. Tekstil konusunda ne kadar ilerlediğinizi uzaktan izliyordum. Vallahi babanla harikalar yarattınız. Teveccühünüz Mehmet Bey, sizin başarılarınızın yanında bizimkiler çok küçük kalır. Açıkçası her seferinde Fransa'dan kumaş getirmekten sıkıldım Zeynep. Yani ülkemizde tekstil konusunda tüm gelişmeleri takip eden sizin gibi firmalar varken parayı Fransızlara vermek ağır mı gidiyor? Haklısın. Keşke herkes senin gibi düşünse. İşte bu marka merakı paraları yurt dışına uçuruyor. Bu konuda yatırım yapmak istiyorum. Belki sizinle ortaklık bile olabilir. El ele verirsek Fransız kumaşlarından daha kalitelilerini kendimiz üretebiliriz. Kendi ihtiyacımızı karşıladığımız gibi dünya pazarlarına da açılabiliriz. Çok güzel bir teklif bu Mehmet. Ne yalan söyleyeyim, beklemiyordum yani. Ama Şadoğlu'nun gücünü arkamıza almak gücümüze güç katar. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk Hülya. Mehmet Bey, odanıza geçmeden önce bugünkü programımız hakkında size bilgi vereyim. Tamam. Siz telefon açtıktan sonra görüşmelerinizi öğleden sonraya kaydırdım. Bir sorun yok. Onur Bey ile öğleden sonraki ihracatçılar odasından gelecek beylerle toplantılarınızı da kaydırdım. Saatler ve ayrıntılı bilgileri de yazılı olaraktan masanıza bıraktım. Tamam, teşekkür ederim. Mehmet Bey, az kalsın telaştan unutuyordum. Mehmet Fikri Bey odanızda sizi bekliyor. İşten kovulmuş olmuyor mu? Neden böyle habersiz geldiğine göre. Hadi kolay gelsin. Neyse. Yeminimi bozduracaksınız bana. Konuşmayacağım bu konuları artık sizinle.
eve geç gelme. Çoluğunu çocuğunu da ihmal etme. Benim diyeceklerim bu kadar. Tamam dedem. Zaten bunları konuşmaya gelmedim. Derdim Berk'le benim. Hayırdır, ne oldu? Artık askerliğini yaptı. Evlendi de. Büyüdü anlayacağım bizim kerata. Artık Berk'e uygun bir pozisyon ayarlayın. Doğru söylüyorsun dedem. Bıraktığı yerden başlatmak olmaz. Ama acele etmeyelim, daha yeni geldi. Biraz gezsin, tozsun, dinlensin. Biz Bahar'la konuşur hallederiz. Tabii gezsin, tozsun, önce dinlensin. Ama fazla da uzatmasın. Siz de çok yavaştan almayın. Tamam. Tamam dedem. Ah, rahatsız etmiyorum ya. Dedeciğim hoş geldiniz. Geç otur şöyle bakalım. Gel Bahar. Hayırdır dedeciğim, bir şey mi var? Berk için yeni bir pozisyon ayarlayın diyordum. Ah. Askere giderken bıraktığı yer olmasın. İlerleme kaydetsin çocuk. Dedeciğim bu çok iyi bir fikir. Hem motivasyonu da artar, dört elle sarılır işlerine. Ben hemen uygun bir şeyler ayarlarım. Mehmet'le konuşup ayarlarız değil mi Mehmet? Aldığı cezalardan rütbe alsa orgeneral olurdu zaten. Hakkını yediler işte. Biz bari yemeyelim ha. Oo, Dilruba'yla buluşacaktım. Geç kaldım, kızacak. Siz halledin işte. Ne demek istediğimi anladınız. Dedeciğim geçirelim seni. Dedeciğim, arayı uzatma. Fırsat buldukça uğra. Evet dedeciğim. Seni burada görünce motivasyonumuz artıyor. Hadi size kolay gelsin. Sağ olun. Evren. Sağ olun. Aa, dedeciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Nasılsın bakalım? İyiyim dedeciğim, sağ olun. Dede tanıştırayım, Taner. Dedem Mehmet Fikri. Memnun oldum efendim, çok memnun oldum. Dedeciğim ya, bir kahve mi için diyeceğim ama acilen çıkmamız lazım. Tabii gideceksin kızım. Kahve içmeye her zaman gelirim ben. Siz işinize bakın. Hayırdır, nereye böyle aceleyle gümüş? Fabrikadan bekliyorlar. Eskizleri yollamıştık, soruları varmış. Taner'le oraya gidiyoruz. Gümüş Hanım, bugünkü toplantımız saat 2'de. Umarım gecikmezsiniz. Hani konuşmuştuk ya, isim hakları için avukat gelecek. Ha. Dilekçelerimizi vereceğiz. Tamam tamam, unutmadım. 2'de burada olacağım. Tamam. Dedeciğim görüşürüz. Hı? Tamam, kolay gelsin. Sağ olun. Canavar gibi bir iş kadını oldu kız, görüyor musun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.